Yaz TV'den merhabalar sevgili izleyenler. Gerçekten içimiz yanıyor. Bugün bu programı yapmak bizim için inanın o kadar zor ki yani burada 70 milyonla 80 milyonla aynı duyguları paylaşıyoruz. Gerçekten çok zor. Allah ordumuzun yar yardımcısı olsun. Şehitlerimiz için vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Yas tutacağız tabii ki. Yasımızı tutacağız ama Türk'ün töresinde savaşta yas tuttuğun zaman savaşı kaybetmiş sayılırsın. Kinimizi diri tutacağız. Öfkemizi diri tutacağız. Kürşad'ın kinini götüreceğiz gittiğimiz yere. O yüzden biz Türk'üz. Allah'ın izniyle bu millet çok sıkıntılarla yoğruldu. Sıkıntılarla yoğrularak 3000 yıllık, 4000 yıllık devletimiz oldu. Bundan sonra da devam edeceğiz ama hiçbir şekilde ne ezanımız, ne bayrağımız, ne de hürriyetimiz hiçbir zaman kaybolmayacak diyelim. Ve ben Orkun abi sana döneyim. Aslında çok zor. Gerçekten çok zor. Yani insanın içinden ne futbol konuşmak geliyor, ne futbol geliyor, ne dün Beşiktaş maçı vardı. İnanın maçı izlemek hiç içimden gelmedi. Gerçekten ben ilk kez futbola bu kadar soğuk olduğum bir haftayı geçiriyorum. Gerçekten bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Ligler ertelenebilir miydi? Ertelenebilirdi. Mutlaka bilindik bir şey vardır, bildikleri bir şey vardır ki o yüzden ertelememişlerdir. Yani bilmiyorum. Ne konuşacağız? Yani ne, burada şimdi biz 4-4-2 oynasak ne? 4-2-3-1 oynasak ne? Her şey boş. Yani boş konuşsak ne? Konuşmasan ne? Yani içimiz yanmış, ateşler düşmüş ocağımıza hepimizin. Yani bir de böyle bu şekilde sadece konuşmak da kanıma dokunuyor. Hiçbir şey yapamıyoruz yani. Yani şu anda ordumuz gerçek anlamıyla, tam manasıyla bir savaşın içerisinde. Bir tarafında Rusya, bir tarafında Suriye rejim güçleri tarafından kahpece saldırılara maruz kalıyor. Maalesef mertçe değil, alçakça sırtımızdan vuruluyoruz. Yani Rusya dostumuz gözüküyor ama sahada bizi sırtımızdan hançerliyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hem ailesinin hem de Türk milletinin hepimizin başı sağ olsun. Hakikaten çok zor. Çok acılı günler geçiriyoruz. Katılıyorum yani şu alçak saldırı sonrasında ligler ertelenebilirdi, en azından bir hafta için ertelenebilirdi ama tabi Futbol Federasyonu da muhtemelen UEFA Avrupa Şampiyonası'nın takvimi sıkışabilir endişesiyle olsa gerek ki böyle bir şeye gerek görmediler. Ondan dolayı zaten olmamış. Muhtemelen. Çünkü bu sene biliyorsunuz ligler bir ay erken bitecek. Çünkü Avrupa Şampiyonası kampı var, hazırlıkları var. Bu takvim çok önceden belirlenmişti. Onun için hafta içi maçlar oynanıyor. Önümüzdeki hafta yine hafta içi maçlar oynanacak. Dolayısıyla belli bir sıkışık takvim var zaten. Ondan dolayı oldu diye düşünüyorum. Yapmadılar diye düşünüyorum. Yani bu programı yapıp yapmama noktasında seninle uzun uzun konuştuk, değerlendirdik. Yapalım mı, yapmayalım mı diye. Yani futbol mu konuşacağız? Yani anlamı yok. Yani anlamı yok. Evet. Yani o 33 tane askerimizin 34 oldu. Dün akşam bir saldırı daha gerçekleşti. 34 askerimizin acısı içimizdeyken futbolu konuşmanın çok fazla bir ehemmiyeti yok. 3 puanlar kazanılır, kaybedilir ama olan şehitlerimize evet. Hakikaten yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Allah yani ordumuzu, Allah görünen ordusuna evet. Yani İslam'ın bu son ordusuna görünmeyen ordularıyla yardım etsin inşallah. Ki bu hep tarihte zaten oldu. Yani bu İslam'ın sancaktarlarını yapan bu millete, bu devlete yani hakikaten Allah yar yardımcısı olsun. Allah onları başarılı kılsın. Dualarımız, kalplerimiz Suriye'de savaşan Mehmetçiklerimizle.
Allah yardımcılar olsun diyelim. Ne kadar konuşabilirsek maça geçelim istersen. Yarın Menemen maçı var. Kritik maç. Büyükşehir Belediyesi Erzurum çünkü Altın Ordu'da şok bir yenilgiye uğradı. Yenilginin ardından evimizde oynayacağımız maç. Evinde oynadığı maçlar Erzurumspor daha iyi oynuyor. Daha iyi futbol oynayarak işte daha baskılı oynayarak kazanıyor bir şekilde. Yarın nasıl bir kadro bekliyorsun? Nasıl bir futbol bekliyorsun? Ya öyle ilginç bir hal aldı ki lig. Resmen Bursa Spor'la Erzurum Spor birbirlerini ikram ediyorlar ligi. Evet. Adeta yani Erzurum Spor ben olmayayım sen ol diyor. Bursa yok ben olmayayım sen ol diyor. Her hafta ilginç puan kayıpları. Bir hafta Bursa Spor anormal puan kaybediyor. Ertesi de Erzurum Spor. Bu arada da sinsice arkamızdan gelip puan farkını ikiye kadar indiren bir Adana Demirspor gerçeği var. Evet. Şimdi Bursa Spor'un Altay'la berabere kalmasından sonra 2 puanlık avantajımız 3 puanlık avantaj 2'ye düştü ama yine bir avantaj olarak karşımızda tabii duruyor. En azından halen daha ikinci sıradayız. Halen daha lige çıkma sınırının altına düşmedik. Altınordu maçı hakikaten bir şoktu. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Hem de 1-0 öne geçmişken peş peşe 2 gol yemek. Her ne kadar 2 gol offside gibi gözükse de Erzurumspor'un 1-0 öne geçtikten sonra Erzurumspor kalitesindeki takımı 1-0 öne geçtikten sonra o maçı koparıp gitmesi gerekirdi. Maalesef olmadı. Bize göre çok bariz bir teknik direktör hatasıyla bir kez daha oldu. Çünkü golü yiyene kadar oyuncu değişikliği yapmayarak ciddi bir hata yaptı. Çünkü orada bas bas bağırıyor. Gecikti yani, oyuncu değişikliği. Pote değişikliği bas bas bağırırken orada gecikti. Sonrasında özrü kabahatinden de büyük. Tam Jasmin alacakken golü yedik diyor. İyi de yani attığın golle yediğin gol arasında 15 dakika bir zaman var. Yani 15 dakika mı Jasmin kenarda oyuna girmek için bekledi? Hoca bazen özellikle deplasman maçlarında bu hataları yapıyor. İçerideki maçlarda dikkat et. Genelde doğru hamleler yapıyor. Genelde doğru değişiklikler yapıyor. Ama deplasman maçlarında artık konsantrasyon sıkıntısı mı oluyor? Yoksa şu bir kendini bir baskıya mı aldı artık şu 2 puan ortalaması hadisesi? Bugün yine okudum. Anadolu Ajansı'na özel bir röportaj vermiş. Orada da yine ısrarla 2 puan ortalamasını tutturma hedefinde çalışıyoruz diyor. Yani ya 2 puan olmasın 2,5 puan olsun hocam. Niye kendini 2 puana şartlandırıyorsun? Zaten yani? Altın Ordu mağlubiyetiyle bu sarsıldı o istatistik. O istatistik zaten sarsıldı da zaten öyle bir istatistik o çıtada gidersen bir yerde düşersin o çıtanın altına. Ve kazanabileceğin maçları sen 2 puan ortalamasıyla geçtin. Belki de 3 puan ortalamasını tutturacaktın yani. Yani enteresan, akıl dışı bir... Durup dururken kendimizi sıkıntıya soktuk. Tabii yani akıl dışı bir istatistik peşine gitti ve halen de onu zorluyor yani. O da ilginç. Yani yarın nasıl bir kadro çıkar? Yarın muhtemelen defans kurgusunda Osman'ı görmeyeceğiz muhtemelen yarın. Hasan Atipoğlu olacak. Yine forvette Pote olacak. Ama soru şu. Defansın önünde oynayacak ikili orta saha 6 ve 8 numarada kim olacak? Bence yarın ben fikrimi söyleyeyim. Muhtemelen yarın Erkan Hoca Obertan İbrahim yapacak. Ön tarafta Sisoko, sol tarafta Hamrun. Sağ tarafta Emrah'ı oynatırsa Emrah olacak. Artık problem ne onu bilmiyoruz tabi. Emrah oynarsa Emrah olacak. Olmazsa sağ tarafta bir çare bulacak yani bir şekilde veya şöyle olabilir. Sağ tarafta Obertan'la başlayabilir. Orta sahada Osman'la İbrahim'i de oynatabilir. Onu da yapabilir ama kuvvetle muhtemel Obertan İbrahim yapacak. Çünkü hoca özellikle
anladığımız kadarıyla Jasmine çok defansın arasına giriyor. Üçüncü bir stoper olarak oynuyor diye çok fazla şu periyotta düşünmüyor gibi görüyoruz. O da enteresan değil mi sence? Mesela yani o Suk Erkan Hoca geldikten sonra o formatta oynamaya başladı. Şimdi abi aslında bak Suk'un o formatında sıkıntı yok. Şöyle yok. Senin iki bekin var ya, Murat çok iyi hücuma çıkıyor da eğer iki bekin hücuma çok iyi çıkarsa, bir de senin o 8 numaran çok çok ofansif olursa onda sıkıntı yok. Çünkü savunma 3 diyorsun. Anlatabildim mi? Savunma 3 dediğin zaman orayı sen arkaya garantiye almış oluyorsun. Yani bazı takımlar bu şekilde oynuyor. Mesela kimde vardı? Mesela Atiba Oğuzhan oynarken Beşiktaş'ta Atiba bunu çok yapıyordu. Oğuzhan çünkü çok ofansif oynadığı için Atiba iki stoper arasında gelip kalıyordu. Ama senin beklerin çıkmıyor. Sıkıntı yani bekin çıkmıyor. Murat çok çıkıyor. Allah var. Ama Mücahit çıktığı zaman mesela çok etkili olamıyor. Çocuğun özelliği ondan dolayı yani olamadığı gibi de ki dönüşlerde sıkıntı işte yaşıyor. Ondan dolayı da oraya kaldığı zaman şimdi Jasmin kalıyor. İki de stoper kalıyor. Üç. Bir de sol bekim 4, bir de kalecim 5. İşte benim bahsettiğim takım ikiye bölünmüş şekilde oynuyor. Kopuyor. Kopuk oynuyor. Ucunda çoğalamıyorsun. Jasmine evet gol atıyor ama dikkat edersen zaten attığı goller hep duran toplarda attığı goller. Yani Jasmine'in özelliği bu. Bunda sıkıntı yok. Bir de toplu oyunda Jasmine... Yani kesicilikte falan yani savunma kısmında çok başarılı ama işte bu ofans yönünde o zaman sıkıntı... Çok sıkıntı. Tabii çok sıkıntı yaşıyor. Mesela o gün bir Putsila vardı. Putsila izledik. Altay'da. Oyunu iki yönlü oynamak odur. Rakibe şok pres yapmaktır. Şimdi Jasmine oynadığı zaman savunma gömülüyor geriye. Önde basan bir adam olduğu zaman rakibi yaklaştırmıyor. Önde basıyor. Şok pres yapıyor. Yani işte bu noktada ben kaybetmek için kolay kısmı da Yusuf Emre'nin kazanılmış olması gerektiğini düşünüyorum işte. Artık listeye yazmadılar onu. Yani o listede olmadığı için yapacak bir şey yok ama o tercihin yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Kazanmak kolay, zor, kaybetmek çok kolaydı. Biz kaybetme yönünü tercih ettik. Çünkü bizim takım da o ofansif yönü en iyi oynayabilecek orta saha oyuncusu Yusuf Emre'ydi. Tabii 8 numara. Evet. Ama artık yapacak bir şey yok. Tercih o şekilde kullanıldı. Şu an mevcut oyuncular içerisinde yani Obertan İbrahim ikilisi en makulü gözüküyor. Tabii Obertan'ın da bu temposunu devam ettirme koşuluyla. Tabii. Bir de şu var. Şimdi bugün çok kritik maç var aslında. Adanaspor, Adana Demirspor, Hatayspor. Bu maçın skoru yarın takımımızı nasıl etkileyecektir? Yani psikolojik olarak etkiler mi veya erken oynanması avantaj mı her spor açısından? Ya normalde avantaj da biz o avantajı hiç yaşayamadık. Yani kaç haftadır rakiplerimiz bizden önce oynuyor ve puan kaybederek oynuyorlar değil mi? Ama biz oynadığımız maçlarda hiç nasıl söyleyeyim? Onu avantaja çeviremedik. Avantaja çeviremedik. Maçı kopartacak, ligi kopartacak, puan cetvelinde ilk ikiyi açıp gidecek bir inançla o maçları oynamadık biz. Yani Adana maçını da... Ama sanki Orkun abi şu var. Lafını kesiyorum. Şimdi lig biraz daha hani ritmini yakalayınca, işler ciddiye binince sanki Erzurumspor'un da o kadro kalitesi yavaş yavaş bazı maçlara ağırlığını koyacaktır artık diye düşünüyorum. Çünkü yapılacak hatalar treni kaçırır. Evet. Bunu futbolcular da farkında. Yani ve o hata limitlerini çok çok doldurdular yani. Peki bugün Hatay'ın yenmesi mi avantajdır Adana Demirspor'un mu? Yani şahsi fikrim Hatay'ın yenmesi. Ben de aynı senin fikirdeyim. Önce beraberlik sonra Hatay'ın. Çünkü ben Hatay'ın %90 ihtimalle Süper Lig'i büyük ölçüde yakaladığını düşünüyorum. Yakalamadı yani. Hatay. Biz yakalattık. Yakaladı. Ne diyeceğim? Bizim sayemizde. Yani bizim sayemizde. Bursa Spor'un sayesinde bir şekilde yakaladığını düşünüyorum. Yani eğer Hatay yenilir, Adana Demirspor yenerse Adana Demirspor çok ciddi bir şekilde orada yarış iyice kızışır. Ve Hatay önümüzdeki hafta bizle final maçı olur. Final maçı olur. Bir de şu var ha bak ben şunu da söyleyeyim. Rahatlamış bir Hatay bizim için avantaj yani. Avantaj olur. Adana Demirspor var ya bak inanılmaz savunmada zaafları var. Çok pozisyon veriyorlar. Hücum yönü çok güçlü. Hücum yönü çok güçlü. Kazanmak için her maça en az 3 gol atmak zorundalar.
O şekilde oynuyorlar. Hatayspor da aynı. Erzurum atsalar yiyorlar yani. Zaman zaman oynadığı gibi ikiye bölünmüş şekilde oynuyor sahada. Bizim gibi beklemeyi beceremeyen takım da o yani. O ama şu var şimdi yine bizimkiler yine Obertan geliyor. Hepsi geliyor. Mesela geçen Altınordu maçında Sisok golü kademesine girmeye çalışan Sisok koydu. O da geliyor. Adana Demir de kimse gelmiyor. Bak Adana Demir'in karşısında savunmayı iyi yapan bir takım çıksın. Adana Demir öyle her maçı çeviremez. Çeviremez. Bak onu söyleyeyim. Ve işin hücum boyutunu iyi oynayan bir takım çıkarsa? Çıkarsa çeviremez. Çünkü hakikaten ben şunun fikrindeyim. Adana Demirspor bu sürekli sadece hücum futbolu bir yerde patlayacaktır. Bu hep böyle götüremezsiniz. Hı hı. Manchester City'de olsanız götüremezsiniz. Liverpool bile dengeli oynuyor. %75'lerle oynuyor mesela Liverpool. Ama Adana Demirspor hücumu %90, savunmayı %10 yapıyor. Ve şans oranı da çok yüksek yani. Onu da söylemek lazım. Yani rakipler işte geçen hafta Altınordu 3-0'dan 3-2'ye getirdi. O dakikalarda çok kritik pozisyonlar yakaladı olmadı. Pozisyonlar yakaladı Adana Demirspor Menemen i̇şte frikikten kaldı. Menemen maçı frikikler, kalecinin tabii inanılmaz kurtarışları falan. Çekirge misali öyle çok fazla. Deplasmanlar Adana Demirspor ya yani mesela Hatay maçından sonra sanırım Karagümrük'e gidecekler bak. Adana Demirspor Karagümrük maçı çok zor geçer Adana Demirspor için. Böyle biraz savunma yapan, biraz dişli bir takım olsun. Evet. Çünkü ligde takımlar arasında uçurumlar var. Biz buna kızıyoruz yani. Biraz dişli bir takım olsun Adana Demirspor puan kaybeder yani öyle sürekli hücum oynayarak %90'larda %85 seviyelerinde hücum yaparak bir yere gelemezsiniz. Ve şu anda dinamikler ama sıkışık takvimde ne kadar bu dinamizmi koruyacaklar o da... Mesela önemli. Bursaspor kaldıramıyor. Evet. Kaldıramıyor Bursaspor çok bariz bir şekilde. Yani. 80'den sonra Bursa inanılmaz düşüyor. O sıkıntı yaşıyor Bursa. Adana Demir de yaşayacaktır ama ben Adana Demirspor'un mutlaka ama mutlaka bu ritmini sürdüremeyeceği kanaatindeyim. Bak bir yerde bugün takıldı. Bugün takılmazsa Karagümrük maçında mutlaka takılacaktır. Tabii Karagümrük'ten çok yakın ilişkileri olan bir... Ama işte Karagümrük'ün de hedefleri var. Hedefi var şu an Karagümrük. İlk 5 hedefi var. Ben anlıyorum ama Karagümrük hedefi var. İşte Menemen Spor'da neyse artık onları hani konuşmak çok istemiyorum ama... Şimdi bakacağız mesela stoperlerine. Özellikle o Gürcü stopere Gürcü değil spor, mi? Gürcü stopere bakacağız. Adana Demir maçında yaptığı bireysel hataları yarın yapacak mı? Bizim maçta yapacak mı? Gözüm yani üstünde olacak aynen öyle. Yani o yüzden ya işte biz kazanalım. Biz kazanalım. Bu hafta Menemen'i haftaya Hatay'dan bir puan en az bir puan getirirsek inşallah güzel olacaktır diye düşünüyorum. Evet Orkun abi. Zaten dediğim gibi yani çok da konuşmak içimizden gelmiyor ama maalesef konuşmak zorunda kalıyoruz. Görevini en iyi yapan, yani vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır misali. İşini en iyi yapan misali. Elimizden geldiğini burada söylemeye çalışıyoruz. Aslında çok anlamsız şeyler yani bu futbol yaşananlar arasında futbol olsun diğerleri olsun. Ama işte yapacak da pek bir şey yok. Şimdi abi yarın biliyorsun Emrah'la bir sıkıntı yaşanmıştı. Maçtan önce mutlaka bir sıkıntı yaşanmış yani. Bu normal bir şey değil. Kabul etmeseler. Durup dururken bir futbolcunun kadro dışı bırakılması. Yarın Emrah'ı takımda bekliyor musun? Yok ben bekliyorum. Yani Altınordu maçı kayıp olmasaydı Emrah bir müddet daha kulübede ya da tribünde oturmaya devam ederdi ama yarın ben 11 bekliyorum yani. Çünkü ya Emrah öyle bir oyuncu ki bak Emrah ben de özellikle Süper Lig'de çok eleştiriyordum ama Süper Lig'deki dönemde de yedekte kaldığında Emrah'ı arıyorsun. Tabii. Oynadığında çıldırtıyor sıkıntı yaşıyorsun. Bazen, her zaman değil. Özellikle o topla çok oynama sevdası, geriye dönmeme hastalığı yüzünden oynarken sorunlar yaşıyorsun. Ama oynamadığı zaman da her geçen dakika Emrah'ı arıyorsun. Evet. Yani Emrah'ın varlığı da yokluğu da sıkıntı. Sıkıntı. Böyle futbolcu ama böyle maçlarda oynatacaksın. Tabii böyle maçlarda oynatacaksın. Bir de abi şimdi şu var. Raşat konusu. Ben Raşat'ın yabancı sınırından dolayı kadrolu olmadığını biliyorum. Senin bildiğin farklı bir şey var mı? Çünkü yok başka bir şey yok. Duyuyorum. Şimdi 5+1 kadroda 11'de 5 oyuncu olacak. 5 yabancı. Bir tane de yedek kulübesinde olacak. Diğer yabancı 6 ve üzeri 6'nın üzerindeki yabancılar tribünde. Esame listesine yazamıyorsun. Şimdi taraftarlarımız Raşat'ı söylüyor ama mesela kimi 11'de düşünmüyor mesela? Kimi kesiyor? Seyici
Kesebilir misin? Yani dün de konuştuk tabii. Bunu. Yani Obertan'ı kesebilir misin? Kesemez. Sissoko'yu kesebilir hiçbirini misin? Hiçbirini. Poteyi kesebilir misin? Jasmine'i kesebilir misin? Hamurunu kesemez. Hamurunu kesebilir misin? Kim keseceksin? Tabii. Kesemedin yani. Raşat problemi var. Raşat konusunda ben hocaya kızmıyorum. Yani şöyle Raşat konusunda. Raşat'ı niye kadroya almıyor diye kızmıyorum. Raşat, hocanın yerinde kim olsa o konuda aynısını yapar. Yani kim olsa aynısını yapar. Yani orada görünürde kesilebilecek Pote var. Yani en yakında. Pote'de olmaz abi. Pote'de yani nasıl keseceksin? Çok büyük risk. Raşat'ın gol vuruş sıkıntısı var. Pote yine yani kaçırsa da gol vuruşu Raşat'tan çok çok iyi. Yani bir çok büyük risk yani, olur ama Pote'yi kesmek. Çünkü Pote takımda gol vuruş oranı çok iyi olan, en iyi olan isim. Bir de şu var. Tam mesela Jasmine'i diyorlar. Jasmine'i kestiğinde 11'e koyamıyorsun yine yani. Tabii. O da var. Yani Jasmine kendisi zaten 11'e giremiyor şu anda yani. Yani sakat ve cezalı yabancılar içerisinde sakat ve cezalı olmadıktan sonra Raşat'a kolay kolay yer açılamıyor. Mesela Bağ'a yer açılamıyor. Yani bugün baktığında belki orta sahada Bağ tercihi de olabilir ama ona bile yer yok. Ona da yer açılmıyor. Yani bu yabancı sınırı maalesef elini kolunu bağlıyor hocanın. Bir daha bir şimdi şu var. Biz hesap yapıyoruz. Hani herkes kendine göre hesap yapıyor. Eline kalemi alıyor, kağıdı alıyorlar. Puan tablosunu, kalan maçları. Sana göre geriye kalan maçlarda Erzurumspor için kaç puan yeterli olur? Ya şu anda 42 puanımız var. Ben yani Erzurumspor'un ve Bursaspor'un puan kaybetmelerinden dolayı barajın düştüğünü düşünüyorum. Epey düştü. Yani önceki yılların aksine yani 67-68 de biliyorsun ortalama. Ama sanki de 62-64 bandına kadar geriledi diye düşünüyorum. Yani daha aksini iddia edenler de var. İkinci sıradaki takımın 59-60 olacağını iddia edenler de var. Ben sanmıyorum o kadar. Puan tablosu da geldi zaten. Şu var. Yani 64'ü bulmak lazım. 64. Ben şuna katılıyorum. Çünkü ben hesap yaptığım zaman Altay Bursa maçına zaten Bursa'ya 1 puan vermiştim. Hı hı. Erzurumspor 66 puan alırsa toplamda yani 44 puan 24 puan toplarsa direkt şampiyon olur. Direkt şampiyon olur. Ki inanın bana toplayabilecek şeydi. Yani ben beraberlik verdim mesela Hatay maçına beraberlik verdim. Altay maçına beraberlik verdim deplasmandaki. Ama eğer Bursa ve Adana Demir kaybederse bu sefer baraj düşer. Ki Adana Demir mutlaka kaybedecektir. Ben dediğim gibi yani Karagümrük maçının Adana Demir Spor açısından oldukça sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bir de yarınki maçın önemi aslında bir de şu Orkun abi. Konudan konuya geçiyor gibi oluruz ama. Rakiplerin birbiriyle oynuyor. Bak Bursa Ümraniye Bursa maçı var. Bu da gözlerden, dikkatlerden kaçmasın. Bu da çok zor bir maç olacaktır Bursa için. Çünkü Ümraniye çok tempolu oynayan bir takım. Bursa Spor tempoya ayak uyduramayan bir takım. Bursa kendi evinde bak, seyirci baskısı oynuyor. Orada soru işareti, bak biz de puan kaybediyoruz, Bursa Spor da puan kaybediyor. İstikrarlı bir şekilde kaybediyoruz yani. Ama burada şu ana kadar kazanma alışkanlığını sürdüren bir Adana Demir Spor var. O bu bir yerde patlayacaktır. Yani Adana Demir Spor bu tempoyla devam ettiği müddetçe barajı yine 64'lerde olur. Ama ben de diyorum ki Adana Demir, i̇şte Adana Demir Spor da kaybetmeye başlarsa o zaman 60'a falan düşebilir barajı. Yani kaybeder. Çünkü dediğim gibi sadece futbolun hücum yönünü oynuyorlar. Hiçbir takım %85 %90 hücumla ligi götüremez. Adana Demir Spor %15 savunma yapıyor. %85 hücumla oynadığı için. Katılıyorum. Bu Liverpool bile bunu yapamıyor şu anda. Katılıyorum ama şu anki gidişata baktığımızda ben barajın çok düştüğüne tabii ki yani ben de şu çok, anki itibariyle ben 66 diyorum yani Erzurum evet Spor'su. Yani 64'ü bulmamız lazım bizim yani. Aynen öyle katılıyorum sana. En kötü ihtimalle 64'ü bulmak lazım. Ha bugün eğer Adana Demirspor Hatay'a yenilirse iş karışır. O zaman farklı bir de şu var abi. Sen kendi aldığın puana bakacaksın. Rakiplerini boş ver. Rakiplerin için hep en iyisini düşün. İşte biz kazanamadığımız için şu 2 puan saçmalığına inandılar. Onun peşinde gidiyorlar ya. Onun kurbanı oluyoruz biz. Bir de bu sene de bu çıktı. Sen
fişi erkenden çekmek varken bir istatistiğin içerisine soktun kendini 2 puan. Tabii ki. Halbuki biz bugün 50 51-52 puandaydık. Lig kopmuştu. Tabii. Değil mi? Tabii tabii. Bizim açımızdan bitmişti. Kopmuştu. Ya, barajdı, marajdı. Hiç barajdı, lobiyle hiç uğraşmayacaktık. Hiçbir şeyle uğraşmayacaktık. Yani şu 2 puan ortalamasını hangi aklı evvel bu kulübün içerisine soktu bilmiyorum ama Erzurumspor'a bu kulübe yapılmış en büyük kötülüğü yaptı yani. Tabii. Ya istatistiklerle gidersen sonun hüsran olur. Bak Abdullah Avcı nerelerde yani? Tabii. Aynen öyle. Ya bırakın şu istatistiği ya, yani vur kazan, önündeki maçı kazan. İstatistik kim bir takımlar için? Şampiyon olursak hani çok iyi olur. Altay. İstatistik benim için lig biter. Ligin istatistiğini çıkartır. Aynen öyle. Yani oynanırken 2 puan 2 puan ortalamasıyla gidersen ya 2 puan değil ya, sen kazan. Kazanabileceğin maçları kazan. Seni nereye götürüyorsa oraya götürür seni. Bir de senin mevcut kadron istatistiğe bakmaz. İstatistik yaptırır. Evet. Bak istatistik yapacaksın. Bu kadron istatistik yapmaz. İstatistik yaptırır. Ona en büyük örnek Samsunspor Manisa Spor çekişmesi değil mi? Tabii. Bak 2.4 puan ortalaması Manisa'yı şampiyon yapmıyor. Tabii. 2.4 puan ortalaması. Yapmıyor çünkü senin rakibin, Manisa'nın rakibi Samsunspor 2.5 puan ortalamasını tutturmuş ya. O yüzden bu... Onlar da yapabilirdi. 2 puan ortalamasına kendini ayarlayabilirdi. Tabii. Yani öyle bir şey yok. Tabii canım, öyle bir şey yok yani. Öyle bir mantık yok yani 2 puan ortalamasıyla. Rakibin kazandı mı ne yapacaksın? Kazanıyor işte. İşte kazanıyor. Sen hep rakibini kazanıyor. Mesela yarın Adana Demirspor yenecekmiş gibi sen plan yapacaksın. Yenecekmiş gibi plan yaparsan, kendini ona göre ayarlarsan gidersin. Yoksa bu burada kaybeder. İşte Menemen maçında bak 2-0'dan kaybetmedi işte adam. Sen ona göre plan yap. Kaybederse zaten ne ala. Sen erkenden alır götürürsün. Aynen. Yani biraz garantici olmak lazım. Garanti almak lazım. Riske atılacak bir zaman değil çünkü. Hani puan ortalaması ya nasıl olsa takılır. Nasıl olsa takılır değil. Takılmıyor işte. Takılmıyor. Takılmıyor. Sen takılmayacakmış gibi hesap yapıyorsun. Sen takılmayacakmış gibi hesap yapıyorsun. Ona göre yapacaksın. Ona göre plan programı. Ona göre mantık yapacaksın. Şuna göre yapacaksın. Yani biz burada nasıl hesap yaptık? 8 hafta Hatay maçına kadar biz 8'de 8 yapabiliriz diye düşündük değil mi? Niye? Senin takımının kalitesi, oyuncu grubunun kalitesine güvenerek yaptık. Ama biz burada 8'de 8'i düşünürken arka planında maalesef bizim teknik direktörümüz 8'de 4 tabii. Onun hesabı yapmış. Yani. O biz 8'de 8 yapar mıydın? Yapardın. Yapardım. Yapamadığın için şimdi yok Adana Demirspor lobisi, yok hakem, yok dördün, şu bak, o 8 maçın 3'ünü kazandın değil mi? İçeride oynadığın 3'ünü kazandın. 4'ünde berabere kaldın. 3'ünde berabere kaldın. 1'inde yenildin. İşte 8. maçı yarın oynayacağım. Tabii. Yani deplasmanda sen hüsrana uğradın zaten. Ya biz zaten bak ben bu hafta için ne diyorum? Bu hafta Erzurumspor kazanırsa rakipleri mutlaka takılacak. Bak Bursa'da takılacak. Kazanırsa yine o geçen hafta kaybettiği avantajı bu hafta eline alır. Alır. Ve en kritik maç bu hesaplar, kitaplar, puanlar falan Erzurumspor, Adana Demirspor. Sen burada şampiyon olmak istiyorsan Adana Demirspor'u yeneceksin. Tabii. Yenersen ya ben o maçlardan korkmuyorum. Bak çok yani Adana Demirspor maçından evet zor maç olacak ayrı bir şey. Hatay maçından, Akhisar maçından. Ama işte bizim denk oynadığımız denk diyorum. Kalite olarak bizim çok altımızda olan takımlarla, puan olarak evet. Altımızda olan takımlarla oynadığımız maçlardan ben endişe ediyorum. Yarın Menemen maçından ben endişe ediyorum. Tabii. Kolay pozisyon veren, kolay pozisyona evet. Giren bir takım. Evet. Bir anda pozisyona giriyorlar. İşte dediğim gibi stoperlerin falan gözümüz üstünde olacak. Ve duyduğum kadarıyla, senle de paylaştım bu konuyu. Altınordu maçından sonra yöneticilerle, başkanla toplantı yapıyor futbolcular. Bazı futbolcular bu tür maçlara konsantre olamamaktan dert yanıyorlar. Evet. Şikayetçi oluyorlar. Yani onu konsantre edecek de ben değilim herhalde. Yani birisi konsantresini yapacak bu oyuncular. Motivasyon işini herhalde sen de yapmayacaksın, ben de yapmayacağım yani. Tabii. Yani bizim o yüzden yarın ağızsız dilsiz çıkıp kazanmamız lazım. Diyelim artık yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü gerçekten hakemi, Bursa Spor altyapısından yetişmiş bir hakemi, 12 yıl futbol oynamış Bursa Spor altyapısında, Bursalı bir hakemi, Erzurumspor maçına atamanın mantığı, futbolun neresine sığar? Aynısını Adana Spor maçında yaptılar.
şey Adana Demirspor Adanalı bir hakemi yaptılar. Erzurumspor Keçiören maçı. Onu değiştiremedik. Şimdi bunun mantığı nedir? Yani hem hakeme yazık hem o iki camiaya yazık. O iki camiaya da karşı karşıya getiriyorsunuz. Ben şimdi üzülüyorum yani Bursa Spor Camiası'nı bu şekilde şey bırakmaktan. Bursa Camiası'nın da bir sorunumuz, sıkıntımız yok. Yok yani. İki camiaya yazık. Erzurumlu bir hakemi de vermeyin onların maça. Evet. Yani memlekette hakem mi kalmadı bilmiyorum. Sen neler söyleyeceksin? Yani bu MHK gelir Adana Demirspor Erzurumspor maçına da Metin Korkmaz'ı atar yani. Tabii. Çünkü haberleri yok ki. Ligden haberleri yok. İnanma ligden haberleri yok. Bunlar atarlar yani Metin Korkmaz'ı getir derler ki bu hafta maçı da sen yönet derler. Aynen öyle. Ya ben Türk hakemlerine güvenmiyorum, inanmıyorum. Ben Türk hakemlerini yönetenlere hiç inanmıyorum, zaten. Maalesef bizim Türk hakemlerimizin hepsinde ama hepsinde arka planında başka şeyler çalışıyor. Yani işte en elit hakemimiz Cüneyt Çakır Avrupa'da kusursuz maç yönetiyor. Türkiye'de geliyor her maçı olan. Tabii. Yani en elit hakemimiz bile farklı şeyler düşünüyor çünkü. Kafasında farklı şeyler var. Neyse ya biz güvenmiyoruz. Hakeme güvenmiyoruz. Yarın bakacağız. Yani, yarın da güvenmiyorum ve işin kötü tarafı yarın herhalde 5-6 oyuncumuz sarı kart sınırında. Evet. Yani inşallah yine bir tezgaha gelmeyelim. Adanalı hakem geldi. Nokta atış yaptı biliyorsun. Tabii. 3'te 3'le. Adana maçı öncesinde 3 sınırdaki oyuncunun 3'ünü de cezalı hale getirdi. İnşallah yarınki Bursa Spor altyapısında yetişmiş, 12 sene top oynamış bu hakem arkadaş da yarın gelip elindeki listeye göre kartları çıkartıp Erzurumspor'u Hatay maçında felç etmez. Yani. Aynen öyle inşallah. Yani korktuğumuz başımıza gelmez. Ama şu bir gerçek, Futbol Federasyonu nezdinde ne bizi ciddiye alıyorlar ne itibar ediyorlar. Her ne kadar aksini de iddia etseler de Futbol Federasyonu nezdinde hiçbir şekilde ne itibarımız var ne ciddiyetimiz var. İstedikleri gibi Erzurumspor'un aleyhinde kararlar da veriliyor, hakemler de atanıyor, cezalar da veriliyor. Her şey yapılıyor. Biz şampiyon olacaksak da bunlara rağmen şampiyon olmak zorundayız. Bizim artık her şeyi inşallah şampiyon olursak zaten çok geniş bir program, herhalde bir sabaha kadar program yaparız yani. Evet. Şampiyon olursak her şeyi geniş bir şekilde ele almamız lazım. Lobini, maddi, işte her şey Erzurumspor'un artık o hataya bir düştük. Yapamadık, şampiyonluk, Süper Lig'den düştük. Onların hepsini çok geniş bir şekilde konuşmak lazım ki büyük şey. Çünkü Erzurumspor'un artık alt ligi kaldırma şeyi yok, hakkı yok. Evet, ama yazık günah. Şu girdabı bir çıkmamız lazım. Yani şu oyuncu grubuyla biz gülüyor oynaya şampiyon olmamız gerekirken bugün farklı şeyler konuşuyoruz. İnşallah her maç öncesinde söylüyorum. Bursa maçı sonrasında çok ümitlenmiştik ama hemen 3 gün sonra aynı tas aynı hamama döndü ama inşallah ve inşallah diyorum ki yarın hakiki başlangıç olur yani. Tabii. Şu 10 haftalık her maç öyle bakıyoruz. Yani artık ona çünkü rakipler de kaybedecek bu hafta. Çok yani geçen hafta kaybettiğimiz avantajı bu hafta tekrar yakalarız inşallah diyelim. Orkun abi söyleyeceğim bir şey var mı? Son söz kapatalım artık. Yok, yani Allah Erzurumspor taraftarlarına güç, kuvvet, sabır versin diyorum. Yani başka bir şey demiyorum. Yani. Şimdi yarın taraftarlar gruplarının hepsinin almış olduğu bir ortak karar var. Stada gelen herkes, evet. Bilmiyorum herhangi kulüpten veya işte Büyükşehir Belediye'mizden veya valilikten falan bu şekilde bir şu ana teşvik kadar oldu mu bayrakla alakalı bilmiyorum ama herkes en azından gelirken her şeyi de onlardan da beklemek lazım. Herhalde herkesin evinde Türk bayrağı vardır. Türk bayrağımızı alarak hepimiz stada o şekilde gelelim. Çok güzel bir görüntü olsun. Dadaş'a yakışır bir şekilde. Gerçekten bugün programı bilmiyorum Orkun abi de ben de inanın böyle içimize yüreğimiz yana yana yaptık. İnanın gerçekten çünkü çok zor. Yani futbolu bu kadar gerçekleri görünce, hayatın gerçeklerini görünce, işte şehitlerimizin haberini alınca böyle anlamsız bir şeyi konuşmak, çok futbol konuşmak çok anlamsız geliyor. Ama vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Yasımızı az önce de programa girerken de söyledim. Yasımızı tutacağız elbette ama kinimizi tutacağız. Bu millete, bunu yapanlara kinimizi, Kürşad'ın kiniyle cevap vereceğiz inşallah. Devletimize dört elle sarılalım. Bayrağımıza dört elle sarılalım. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın maçtan sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.